Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada soluk alıp verme mekanizmasından bahsedeceğim. Ben şöyle şeklini çizdim ama bunların şimdi ne olduğunu size açıklayacağım. Arkadaşlar, soluk alıp verme olayı diyafram kaslarının bir de kaburga arasında bulunan kasların kasılıp gevşemesi sonucunda meydana gelen basınç değişimleri sayesinde gerçekleşiyor. Peki bu olayı yazalım. Daha sonra soluk alma sırasında neler var? Soluk verme sırasında neler oluyor, bunlara bakalım. O zaman şöyle diyelim, şu ortaya yazayım. Soluk alıp verme olayı, diyafram nedir diyafram? Diyafram kasının ve kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesiyle oluşan basınç değişimleri sayesinde olur. Basınç değişimleri sayesinde gerçekleşir. Arkadaşlar, diyafram şu. Diyafram bizim akciğerlerimizin hemen altında bulunan, akciğerleri aslında bir nevi tutan, yer çekimine karşı tutan bir kastır. Bu kasın kasılıp gevşemesi sonucunda akciğerler genişler ya da daralır arkadaşlar. Şimdi bu genişleme, daralma olaylarına bakalım. Soluk alma mekanizmasını bu tarafa yazacağım. Soluk verme mekanizmasını da bu tarafa yazacağım arkadaşlar. O zaman şöyle alt başlık yazalım. Soluk alma, soluk verme ya da nefes alma, nefes verme diyelim. Nefes alma, şuraya da nefes verme. Nefes verme. Şimdi neler oluyor nefes alma olayı sırasında? Arkadaşlar, nefes alma olayı sırasında bakın, biz ağzımızdan oksijeni aldık değil mi? Nefesimizi aldık. Daha sonra bu nefes nereye doldu? Akciğerlere. Akciğerler genişler mi? Genişler. Genişlediği için buradaki diyafram kası ne olur? Bakın, akciğerler diyafram kasına bir basınç yapar ve diyafram kası düzleşir. O zaman diyafram kasının düz olduğu kısım ne kısmıdır? Nefes alma kısmıdır. Mantığı da bu şekilde. Nefesi aldığımız zaman akciğerler genişliyor. Diyafram kasına bir basınç uyguluyor ve kas ne oluyor? Düzleşiyor arkadaşlar. Kasılarak düzleşiyor. O zaman şöyle yazalım. Şuraya kaburga kası, kaburga demişim. Diyafram kası diyelim. Şu diyafram. Şimdi nefes alma sırasında sırasıyla neler gerçekleşiyor bakalım. Arkadaşlar, birinci sırada kaburgalar arası kaslar kasılır. Kaburgalar arası kaslar kasılır. Birinci sırada bu. Bundan sonra ne olacak? Diyafram kası kasılarak düzleşir. Diyafram kasılarak düzleşir. Peki ne olacak? Nefes aldığımız için göğüs boşluğunun hacmi ne olur? Artar değil mi? Nefes alıyoruz, akciğerler şişiyor. O zaman göğüs boşluğunun hacmi artar. 3. Göğüs boşluğu hacmi artar. Bakın, kendiniz üzerinizde yapın bunu lütfen. Nefes alın bakın. Nefes aldık. Ne oldu? Bakın, göğsümüzde bir genişleme hissettik. O zaman göğüs boşluğunun hacmi ne olmuş oldu? Artmış oldu arkadaşlar. Bu sefer akciğerdeki basınç düşüyor. Neden? Çünkü nefes aldık ya. Nefes aldığımız için akciğerin iç basıncı düşüyor. Akciğer iç basıncı düşer. Sonra arkadaşlar, şimdi nefes aldık. Göğüs boşluğumuzdaki hacim arttı. Karnımızdaki iç basınç ne olur arkadaşlar? Yine artar. Bu şekilde de karın iç basıncı artar diyoruz. Karın iç basıncı artar. Peki son olarak ne oluyor? Son olarak da havalı akciğeri arkadaşlar, hava doluyor. Hava akciğerlere dolar. Şimdi bakın, tekrardan anlatıyorum. Kaburgalarımızın arasındaki kaslar kasılıyor. Bakın, nefes alın.
Nefes aldığınız zaman buradaki kaburga kasları, bakın nefes verdiğinizde buradaki kasların bir gevşediğini hissedersiniz. Nefes aldığınızda buradaki kaslar ne oluyor? Kasılıyor arkadaşlar. Daha sonra diyafram kası da ne oluyor? Düzleşiyor. Çünkü akciğerleri hava doldu ve bundan dolayı da diyafram kası düzleşti. Göğüs boşluğunun hacmi artıyor. Neden? Çünkü nefes aldık, içeriye hava doldu, hacim arttı. Akciğerlerin iç basıncı düşer. Neden düşüyor? Oksijen içeriye girdiği için basıncı düşürür arkadaşlar. Dolayısıyla nefes aldığımızda karnımız da şişiyor mu? Şişiyor değil mi? O zaman karın iç basıncı da artıyor arkadaşlar. Ve hava akciğerlere dolmuş oluyor. Nefes verme, nefes almanın tam tersi. Yine bakın şuradaki nedir? Diyaframdır. Nefes verdiğimiz zaman akciğerlerimiz küçüldüğü için diyafram gevşeyerek eski haline döner ve kubbeleşir. İşte buradaki nefes verme olayı da bu şekilde gerçekleşir. Bu yine nedir? Diyaframdır. Diyaframımız kubbeleşiyor. O zaman nefes ve almayı kavramını yani mantığını oturttuktan sonra nefes vermeyi de aslında tam tersi olarak düşünebiliriz ve yazabiliriz. O zaman yazalım. Diyelim ki nefes almayı ben güzelce beynimde oturtturdum. O zaman ne olacak? Nefes vermeyi hemen tam tersini yazıyorum. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Daha sonra diyafram kası gevşeyerek düzleşir, değil mi? Diyafram kubbeleşir olacak arkadaşlar. Diyafram gevşeyerek kubbeleşir. Daha sonra 3 diyorum. Üçüncüsünde ne yazacağız? Göğüs boşluğunun hacmi azalır diyeceğiz. Göğüs boşluğu hacmi azalır. Çünkü nefes verdik ya, akciğerler küçüldü. Dolayısıyla hacim azaldı. 4 diyoruz. Akciğer iç basıncı artar. Akciğer iç basıncı artar. Tam tersini yazıyoruz. Karın iç basıncı ne olacak? Azalacak. Karın iç basıncı azalır. Daha sonra arkadaşlar 6 diyoruz. Hava dışarı çıkar. Hava dışarı çıkar. Dışarı çıkan havada ne vardır? Karbondioksit ve gaz halinde su vardır arkadaşlar. Böyle cama hohladığınız zaman camın buğulandığını görürsünüz. İşte bu buğulanmanın sebebi nedir? Buğulanmanın sebebi bizim solunum sırasında, nefes verme sırasında gaz olarak su çıkarmamızdır. O yüzden de aslında bunu bir kanıt olarak düşünebiliriz. Bir de size solunum hızından bahsetmek istiyorum. Solunum hızını neler artırır, neler azaltır? Buna bakalım arkadaşlar. Şöyle solunum hızı diyelim başlık olarak. Yeşille yazalım. Solunum hızı. Arkadaşlar bizler dakikada ortalama olarak 14-15 kere nefes alıp veriyoruz. Şimdi saymaya kalkarsak belki de daha az, daha hızlı yapacağız ama düşünmeden yaptığımız zaman ne oluyor? 14 kere, 15 kere yapıyoruz soluk alıp vermeyi. O zaman yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Yetişkin bir insan, tabii bu çocuklarda daha yüksektir. Çünkü çocukların kalp atışı daha hızlıdır. O yüzden daha hızlı nefes alıp verirler. Biz yetişkin bir insan için düşünüyoruz. Yetişkin bir insanda dakikada ortalama kaç dedik? Ortalama 14-15 kez nefes alıp verir. Nefes alıp verir. Yetişkin bir insan bu şekilde. Arkadaşlar fiziksel aktivite arttığı zaman nefes alışverişi artıyor. O zaman yazalım. Fiziksel aktivite artınca nefes alışverişi artar. Yine bizim hurdacı geldi. Ne dedik? Çocuklarda nefes alışverişi daha hızlı dedik arkadaşlar. Bunu da yazalım. Çocuklarda nefes alışverişi
daha hızlıdır. Daha hızlıdır. Peki soluk alışverişini kim dengeliyor? Beynimizin hangi kısmı dengeliyor? Tabii ki omurilik soğanı ayarlıyor arkadaşlar. Orta beyinle birlikte. İkisi birlikte çalışarak nefes alışverişini ayarlar. O zaman yazalım. Soluk alışverişini orta beyinle birlikte omurilik soğanı ayarlar. Genelde orta beyni katmazlar ama omurilik soğanını mutlaka sorarlar. Son olarak da şunu yazalım. Neler artırıyor solunum hızını, neler azaltıyor? Arkadaşlar, eğer ki kanımızdaki karbondioksit miktarı artarsa soluk alışverişimiz hızlanır. Neden? Çünkü karbondioksiti daha hızlı bir şekilde dışarı atmak istiyoruz. O yüzden de soluk alışverişimiz hızlanır. Kandaki karbondioksit artışı nefes alışverişini artırır. Yine arkadaşlar kanın pH'inin düşmesi nefes alışverişini artırır. Kanın pH'inin düşmesi nefes alışverişini artırır. Evet, bu şekilde solunum hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. Solunum hızını omurilik soğanı ayarlıyor, bunu unutmuyoruz. Nelerin arttırdığını da unutmuyoruz. Bu şekilde solunum hızını da işlemiş oluyoruz. Soluk kalıp verme mekanizması böyledir. Bir sonraki videomuzda size solunum gazlarının taşınmasını anlatacağım. Oksijenin ve karbondioksitin taşınmasını anlatacağım arkadaşlar. Böylece de bitirmiş olacağız artık solunum sistemini. Hastalıkları da anlatıp bitireceğiz. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.